Herkese merhaba, HGV Trade sitesinde gümüş analizi yapacağız. Önce siteye geliyoruz arkadaşlar. HGV Trade diye tıklıyoruz. En üste çıkan hgvtrade.com sitesine giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptığınızda, hesabınıza da giriş yaptıktan sonra geliyorsunuz sembol kutucuğuna, kutucuğuna e, gümüş simgesini yazdığınızda silver spot diye çıkıyor ekran karşınıza geldi. Burada gördüğünüz destek dirençler, günlük destek dirençler arkadaşlar. Go Fibonacci değiller. Biz şimdi Go Fibonacci'yi kullanacağız. İsterseniz bu seviyeleri de kullanabilirsiniz. Buranın özelliği burada birikimler var. Özellikle bu birikimleri videosunu çekmiştim. Eğitim bölümünde YouTube kanalında var. Birikimlere özellikle dikkat edebilirsiniz. Bunu ayrıca anlatacağım. Şu an biz Go Fibonacci ve trend analizi yapacağız. Trend analizi. Grafiği aç diyoruz. Grafiğe geldiğimizde Önce ne yapacağız? Önce hemen bir e, göstergelerin içerisinden HGV Trade Lazer'i çıkartacağız. Ekrana yansıtacağız. Ve orada biz trendin gücünü görmeye çalışacağız. Nerede bizim e, lazerimiz? Göstergeler bölümüne geldik. HGV Trade Lazer diye tıklıyoruz. Ve buradan önce trendin gücüne bakacağız. Şimdi trendin gücüne bakarken dikkat etmeniz gereken şey şudur kesintisiz devam ettiği süreçlerde sıkıntı yok. Fakat dönüşüm yaşandı. Bunda da sıkıntımız yok. Ama burada şuna çok dikkat edin. Dönüşüm yaşandıktan sonra eğer ki çok sık güçleniyor, tekrar zayıflıyor, güçleniyor, tekrar zayıflıyor çok sık bu hareketi yapıyorsa bu indikatörün, daha doğrusu bu yazılımın zemininde, altyapısında şuna göre kurgulanmış durumda. Çok sık eğer ki problem yaşanıyorsa parite ile sembolle alakalı bize bunu güçlülük güçsüzlükle göster. Dolayısıyla şu an bize HGV Trade Lazer diyor ki burada bir şeyler dönüyor. Dikkat et bak sürekli değişimle güçlülük güçsüzlük durumunu ölçüyorum. Sana gösteriyorum bir güçleniyor bir güçsüzleşiyor. Buna dikkat et bir değişim yaşanacak. Bakın burada bir anda sert bir yukarı hareketi yapıldı. Sonra tekrar bakın burada küçük bir hareket sonra tekrar bir yukarı hareket, tekrar küçük bir hareket. Şu an zayıf durumda görünüyor. Şimdi bunu nasıl yorumlamalıyız? Bu kadar renk değişimini gördüğünüzde normalde bizde stabil bir renk görmemiz lazım. Kırmızı veya mavi. Renk değişimleri çok olduğu zaman aslında indikatör size şunu söylüyor. İndikatör derken de bu yapay zeka algoritması algoritmasıyla ortaya konmuş bir e, yazılım. Şimdi burada size şunu söylemek istiyorum. Bu kadar çok renk değiştiriyorum. Çok dikkatli ol. Burada sert bir hareket olacak. Aşağı veya yukarı. Şimdi güçlülük, güçsüzlük olarak okuduğunuzda bunu daha rahat yorumlarsınız. Peki ben ne yapacağım? Nasıl bir önlem alacağım? Klasik teknik çizimlerde, klasik teknik çizimler şuraya bir destek atıyordur. Şuraya da bir direnç olarak atıyordur. Buradan takip ediyorsunuz. Doğru değil mi? Yani hikaye budur. Şimdi bunu siz tabii ki gözle yapıyorsunuz. Biz neyle yapıyoruz? Bizim yaptığımız şey yine gümüşün kendi yapısını, karakterini gidip hesap ediyoruz ve bu hesap ettiğimiz kısmıyla sadece gümüşe özel bir e, seviye tespiti yapıyoruz. Ve bunun da adı Gold Fibonacci. Fibonacci temeldir ama Fibonacci oluşan fiyatları çizer. Oluşan fiyatlar üzerine çizersiniz. Ama biz neyin üzerine çiziyoruz? henüz ortaya çıkmamış çıkma ihtimali bile henüz konuşulmayan fiyatlar üzerinden bir hesaplama yapılıyor. Bunun da 3 tane bölümü var. Uzun vade, orta vade ve kısa vade. Şimdi biz bugün uzun vade ve orta vadeyi konuşacağız. Şimdi uzun vadeyi getirdik ekrana. Uzun vadede bakalım. Uzun vadeli ne olacak değil bakın. Uzun vadeli bakış açısıyla bir çizim yaparsak nereler bizim için önemli. Burada önemli olan yerlerden bir tanesi bir seviye olarak da görebilirsiniz, bir denge karar bölgesi olarak da görebilirsiniz. Karar bölgesi çok önemlidir. Yani 26'lı seviyeler bizim için karar bölgesidir. Ve dikkat edin. Buradaki kırılımdan sonra hemen solda gösterdiğim kırılımdan sonra yukarıdaki karar bölgesini çok sert geçiyor ve bu çok sert geçtiği yer bir direnç değil bir karar bölgesi biz karar bölgesini niye bu kadar önemsiyoruz burayı çok sert geçtiğiniz zaman bir o kadar da çok sert geri dönüşleriniz oluyor gördüğünüz gibi bakın sonrasında toparlanmakta baya bir zaman geçiriyor tekrar geçmeye çalıştı bu sert hareketin etkisiyle tekrar aşağı geldi tekrar çok sert çıktı ve yani bu sert çıkıştan sonra tekrar sert aşağı indi ve şu an aşağıda. Biz karar bölgesinin çok sert geçişlerinin yapılmasını çok doğru bulmadığımız için hesaplamaya bunu kattık ve bunu görüyoruz ekranda. Şimdi zayıflamış durumda. Karar bölgesinin altında dolayısıyla ne olması lazım? İlk başta gümüşün 26 doların üzerine atabilmesi lazım. Zayıflamış durumda görünüyor zaten. Ee, bir defa güçlenmesi için 26 doların üzerine, üzerine atması lazım. Eğer bunun üzerine atmıyorsa uzun vadeli bakış açısıyla yapılan hesaplamalar 23.03 dolara denk geliyor. Burayı destek alabilir mi? Geriye dönelim bakalım. Bakın burada zorlanmış. Burada burayı destek almış. Burayı destek almış. Burayı destek almış. Milimetrik hesaplar asla yapmayın. Ki bu zaten uzun vade. Şu an bunda asla öyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Baktığınız zaman buralar destek olarak çalışıyor. O zaman biz uzun vade hesaplamasıyla bakarsak bizim için şu an tabanda 23 dolar görünüyor. Şimdi bir de orta vadeden bakacağız. Orta vadeye gelelim. Uzun vadeyi kaldırıyorum ve orta vade hesaplamasını getiriyorum. Şimdi orta vadeyi getirdiğimizde orta vade daha yakından bakmanızı sağlar. Bir de trade positionlarımız var. Kısa vadede. Onu ayrıca webinarda konuşacağım. Şimdi baktığınızda gümüşte orta vadede aynı karar bölgesi gibi çok önemli bir bölgemiz var. Nedir orası da geçiş bölgesi. Şimdi geçiş bölgesine baktığınızda burayı yine milimetrik olarak düşünen arkadaşlar çok çıkıyor. Yorumlarda geliyor. Sizden ricam asla milimetrik hesap almayın. Bir. İkincisi fiyatları merdivenden iniyor veya merdivenden çıkıyor gibi düşünün. Yani şu, şu tarz çizimleri yani buradan yukarı doğru bir trend oluştu. Burada şu formasyon oluştu. Bu tarz şeyleri bırakın. Neden? Zaten biz algoritmanın içerisinde bunu ekledik. Bu sistemi kullanan arkadaşlar da bazen soruyor. İşte burada elmas formasyonu mu var? Burada dip tepe formasyonu mu var? Yani ben bunları siz kullanmayın diye, rahatlayın diye bu sistemi geliştirdim. Aslında sizin için gelişmiş, geliştirilmiş bir yapı değildi. Doğrudan doğruya kendim kullandığım bir yapıydı. İş bu noktaya kadar geldi ve yapay zeka noktasına artık taşıdık. Şimdi burada hesaplamayı yaptığında bir geçiş bölgesi yaratıyor. Geçiş bölgesi çok önemli bir bölgedir. Yani diğer destekler, dirençler gibi değil. Aynı karar bölgesinde olduğu gibi. Şimdi geçiş bölgesinde bunu gördüğünüzde hemen şunu yapacaksınız. Geçiş bölgesini gördünüz. Hemen bir üstünü, eğer ki varsa bir altını bir kanal gibi göreceksiniz. Yani bu ne demektir? Şu demektir. Geçiş bölgesinde gördünüz. Hemen bunu bir üstü, şu an elimizde bir üstü var. Burayı bir kanal olarak çiz. Ve kendine şunu söyle. Diyeceksin ki ben gümüşte 25 yani bu geçiş bölgesi ve bir üstü dediğim yerde üst bant 25.06. Ben burayı destek almasını kabul ediyorum diyorsunuz. Geçiş bölgesini aşağı kırmayacak. 2. Fiyat geldi buralarda takılıyor. Bunda da herhangi bir problemimiz yok. Hatta fiyatlar oluştuktan sonra alt tarafta bir band daha oluşacak. İki bandımız olacak burada. Bu altta da oluşması, burada gezinmesi bizim için sıkıntı değil. Bizim için sıkıntı nedir? Asıl dikkatli olmamız gereken şey nedir? Bu mum gelip de geçiş bölgesini aşağı yönlü kırma yapmasın, kırılmasın. Eğer bu geçiş bölgesi aşağı yönlü kırılımı devam ettirirse, kırarsa işte o zaman biz başka bir hikaye konuşmak zorunda kalırız. Ki şu an gümüş de aslında tam da istediğim yerde geziyor. Yani normalde bana sormuş olsaydınız hocam geçiş bölgesine çok yakın ne diyorsunuz? Ben derdim ki bakın yukarıdaki diğerle diğer destekle kanal yapmıyor muyuz biz bunu? Yani bu ikisini birlikte kanal düşünmüyor muyuz? Evet. Bu kanalın üst bandında geziyor. Sıkıntı yok. İçinde de gezmiş olsaydı benim için sıkıntı yoktu. Buralarda gezinebilir. Yeter ki bunu aşağı kırmasın ee, bu bunlar niye bu seviyelerin mesela yukarıdaki hiç konuşmadık niye burayı çok konuşuyoruz veya geçişi konuşuyoruz bunu webinar'da daha uzun anlatacağım ama dediğim gibi e, geçiş bölgesini aşağı kırmaması lazım Eğer yukarı yönlü hareket edecekse ilk direnç neresidir 25.61 Fakat şimdi şunu da yapalım gelin uzun vadeyi de bu ekranın üzerine ekleyelim eklediğimizde ne çıkacak bakın Diyelim fiyat yukarı doğru hareket ediyor. Benim için buradaki direnç çok da önemli bir direnç değildir. Kırılması zor bir direnç değildir buranın. Ha, direnç olarak duruyor ama zor bir direnç değil. Zaten burayı kırdıktan sonra aslında karşısında ciddi bir sorun var. O da 26 dolar seviyeleri olacak. Evet gümüşle alakalı görüntü bu. Beğeni ve yorum sayısına göre ee, tekrar videosunu çekeceğiz. Sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Aynı zamanda webinar çalışmasında da gümüş altın kripto ile alakalı detaylı konuşmalar yapacağız arkadaşlar.